Yaşamımızı sürdürmek ve kalitesini yükseltmek için birçok gereksinime ihtiyaç duyarız. Kendimizi düşünelim, gün içerisinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bir gözden geçirelim. Sonrasında anlatacaklarımı daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle Abraham Maslow kimdir? Brandeis Üniversitesi'nde psikoloji profesörlüğü yapmış bir Amerikan düşünürdür. Hümanistik psikolojisinin ortaya çıkmasına çok önemli katkıları olmuştur. İnsan doğası üzerine çok detaylı çalışmalar yapmış ve bu çabalar sonunda ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, öz güncelleme, metamotivasyon ve durum yaşantısı gibi birçok çalışma ortaya koymuştur. İhtiyaçlar hiyerarşisi piramidi. Bugün inceleyeceğimiz konu ise hiyerarşi piramidi. Maslow'un bu çalışması her insanın doğuşundan itibaren belli ihtiyaçlara sahip olduğunu ve bunların zamanla davranışlara yansıdığını savunur. Abraham Maslow bu ihtiyaçları bir sıraya koymuştur. Sıralama en altta fizyolojik ihtiyaçlar, sonrasında güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi, değer ihtiyaçları ve en tepede kendini geliştirme ihtiyacı bulunur. Şimdi bunları detaylı inceleyelim. 1. Fizyolojik ihtiyaçlar. Fiziksel ihtiyaçlar bireyin hayatta kalmasını sağlayan temel faktörlerdir. Eğer bu basamaktaki faktörler tam olarak karşılanmazsa insan vücudu doğru olarak çalışmaz. Fiziksel ihtiyaçlar en temel gereksinimleri oluşturur. Hayvanlar gibi insanlar da hayatta kalabilmek için su, hava ve besine ihtiyaç duyar. Giyinme, barınma, türün devamı için cinsellik de basamağın en alt kısmında yer alır. 2. Güvenlik ihtiyacı. Fizyolojik ihtiyaçlarımızı belli bir oranda karşıladıktan sonra sıra güvenlik ihtiyacına gelir. İnsan kendisini güvende ve rahat hissetmesine ihtiyaç duyar. Dış faktörlerden korunmak ve güvenliğinden tam emin olmak ister. Kendini güvende hissetmeyen bir insan gelişimini düzgün bir şekilde ilerletemez. Güvenlik ihtiyaçları kişisel güvenlik, ekonomik güvenlik, sağlık güvenliği ve hastalıklara karşı güvenlik olarak sınıflandırılabilir. 3. Ait olma ve sevgi ihtiyacı. Fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarının tümünü karşılayan birey, piramidin üçüncü basamağı olan ait olma, sosyal aidiyete geçiş yapabilir. Bu basamak özellikle çocukluk döneminde çok daha etkilidir. Bu basamakta psikolojik rahatsızlık, ihmal, sakınma ve toplumdan uzaklaştırma gibi oluşturulabilecek bir eksiklik bireyin arkadaşlık kurma, samimi olma ve aile içi ilişkilerinde önemli sorunlara yol açabilir. Maslow'a göre birey büyüklüğü ya da küçüklüğü fark etmeksizin bir sosyal gruba ait olma isteği duyar. Geniş gruplar, kulüpler, meslektaşlar, dini gruplar, profesyonel organizasyonlar ve spor grupları olarak sayılabilir. Küçük gruplara ise aile üyeleri, eş, eğitmenler, iş arkadaşları ve dert ortakları örneği verilebilir. Birey başkaları tarafından hem cinsel hem de cinsel olmayan yönden sevmeli ve sevilmelidir. Bu basamakta meydana gelecek olan bir eksiklik, yalnızlık duygusu, sosyal kaygı ve klinik müdahale gerektiren depresyona sebep olabilir. 4. Saygı ihtiyacı. Her birey saygın olmayı ve önemsendiğini hissetmek ister. Saygınlık gereksinimi bir insani istektir. Bireyler uzman olduğu bir alanda ya da hobileriyle toplumda değer kazanmak için çalışır. Bu etkinlikler bireye değer katar. Saygınlık gereksinimi düşük olan bireylerde bu basamakta sorunlar ve dengesizlikler yaşanabilir. Saygınlığı düşük olan bireyler kendilerini kanıtlama çabası içerisinde girerek başkaları tarafından sürekli olarak saygı bekler. Depresyon gibi psikolojik sorunlar bireyin bir üst basamağa geçmesini engeller. Maslow bu basamak için iki türlü saygınlık gereksinimi tanımlamıştır. Bunlardan ilki daha düşük seviyeli bir saygınlık gereksinimi. Diğer ise daha yüksek saygınlık gerektiren olgu. Daha düşük saygınlık gerektiren şeyler ün, prestij, dikkat ve itibar olarak sınıflandırılırken daha yüksek saygınlık gereksinimi gerektiren şey ise benlik saygısıdır. 5. Kendini gerçekleştirme. Bu aşama kişinin tamamen kendini keşfetmesi ve potansiyelini ortaya çıkarmasıyla gerçekleşir. Maslow ilerleyen yıllarda ihtiyaçlar için daha ileri bir ölçüt geliştirmiştir. Maslow piramidinin en tepesinde yer alan kendini gerçekleştirme gereksinimi, bireyin sorun çözme, ön yargılarından kurtulma, yaratıcılık ve erdem gibi davranışlarını tanımlar. Piramidin üst kısımlarına geçebilmek için temel ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Piramidin yukarısına doğru çıkıldıkça
daha dar bir kapsamı ifade eder. Çünkü yaşam standartları ciddi derecede etkileyecektir. Son olarak yine bu konuyla alakalı bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Maslow 1970'te ABD vatandaşları üzerinde bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın sonucunda bir ABD vatandaşı fizyolojik ihtiyacının %85'ini, güvenlik ihtiyacının %70'ini karşıladığını, ancak sevgi ihtiyacının %50'sini, saygı ihtiyacının %40'ını ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının %10'unu karşıladığını tahmin etmiştir. Şu an hala derslere konu olan, bilinmesi gereken önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Peki bu ihtiyaçları siz ne kadarını karşılıyorsunuz? Ve ne kadar sizin için yeterli hiç düşündünüz mü? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Eğer videoları faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.